Odak noktasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Maliye Bakanlığı kamu görevlileri ve emeklilerin merakla beklediği bir açıklamayı dün itibariyle haberimizde yayınladığımız açıklamayı sizlerle paylaşmıştık. Maliye Bakanlığı Aralık ayı içerisinde bütün mükellefiyetlerin ödeme noktasına yerine getirileceğini açıkladı. Bir başka açıklama ise aslında dün itibariyle bir son dakika etkisi yaratmıştı ülkede. Hayat pahalılığının 2015 için geçerli olmayacağı ve 2014 Aralık ayı itibariyle değerlendirileceği belirtilmişti. Bunun nasıl bir etkisi olacak, nasıl bir yansıması olacak ve yine ülkeyi ilgilendiren 2015 yılı için bütçe ve diğer konularda, ekonomik açıdan diğer konularda önemli konuları masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hür İş Başkanı, Genel Başkanı Sayın Yakup Latifoğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, isterseniz hayat pahalılığı ile ilgili kararı, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararı değerlendirmeden önce biz bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik dün ana haber bülteninde Sayın Maliye Bakanı'yla ve hayat pahalılığı ile ilgili değişikliği sorduk kendisine. Bakın birlikte izleyelim nasıl yanıt vermiş. Tabii. Kamu görevlileri ve emeklilere müjde. Normal maaşlar 25 Aralık'ta, 13. maaşlarsa 30 Aralık'ta ödenecek. Evet, yanlış duymadınız. Maliye Bakanlığı'nın maaş ödemeleriyle ilgili tüm hazırlıkları tamamlandı. Diyaloğa konuşan Maliye Bakanı Zeren Mungan, ay sonuna kadar tüm borçların ödenmiş olacağını kaydetti. Devlet 13. maaşlar esnafı olan mükellefiyeti, müteahhide olan mükellefiyeti hepsini zamanında vaktinde yerine getiriyor. Hepsi Aralık ayındaki bütün mükellefiyetler Aralık ayı içerisinde hayata geçirilecek ve ödenecek. Öte yandan Maliye Bakanı Mungan yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ödeneği uygulaması ile ilgili değişikliği değerlendirdi. Şimdi biliyorsunuz yıllardır özellikle bu yıl sendikalar, sivil toplum örgütleri ve farklı kesimler özellikle alt gelir gruplarının maaşlarındaki artışların daha üst seviyede olması yönünde taleplerde bulunuyorlardı. Ve buna yönelik olarak da hükümetimiz yaptığı değerlendirmede ülkede refah düzeyinin alt gelir gruplarına etkisini artırabilme amacına yönelik olarak oluşacak TÜFE endeks artışının bütçeye getirebileceği yükün altında olmamak üzere maaşlara eşit miktarlarda ödenmesi ve özellikle 1 Ocak 2011 tarihinden sonra kamuya her ne ad altında olursa olsun istihdam edilen çalışanlara ek refah artışı ödemesi yapılması öngörüsüyle böyle bir düzenleme yapılmıştır. Bakan Mungan 2015 Ocak ayında 2014 Aralık ayı tüketici fiyatları endeksine bakılarak hareket edileceğini belirtti. Ocak ayında Aralık sonu tüketici fiyatları endeks rakamını alacağız. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi maaşlara uygulayacağız. Toplam bir rakam çıkacak. Bunlara eşit herkese dağıtacağız. Artı 2011 sonrası işe girenlere ilave de bir artış vereceğiz. Ve bunun barem cetvellerini hazırlayacağız. Bakanlar Kurulu'na götürüp yasallaşmasını sağlayacağız. Tüketici fiyatları endeksi yükünü devlet taşımaya devam edecek. Buna eşit dağıtacak. Üstelik ilave de alt baremlere katkı koyacak. Böylece dillendirilen alt gelir grupları eziliyor. Bunların daha fazla korunması lazım. Bunlara daha fazla artış verilmesi lazım düşüncesi böylece hayata geçirilmiş. Evet, Maliye Bakanı Zeren Mungan'ın yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Birlikte dinledik Sayın Latifoğlu ve isterseniz şimdi soralım. Bu açıklamalar sizin tarafınızdan nasıl karşılandı? Bu açıklamayı yerinde buluyor musunuz? Şimdi Sayın Maliye Bakanı bizim göç yasası için verdiğimiz mücadeleye çözüm olarak önümüze kendi formüllerini koydu bu şekilde. Bunu söyleyebilirim. Ama bizim meselemiz, kavgamız hem insanların gelirlerinin düşük olması hem de kamu çalışanlarının bölünerek değişik gruplara ayrılmasına karşıydı. Ve bu arada toplu sözleşmelerin işlerliğinin ortadan kalkarak düzenlemelerin de o yasada var olmasına karşıydı. Şimdi Sayın Bakan işte alt gelir gruplarının refahını artıracak. Bunun için böyle bir düzenlemeye gidiyoruz. Uygulamaya yani çıkarttığımız kararname da bunun zeminini oluşturacak.
Hani söylemek istediği bu. Bugün basında takip ettiğinizde eğer bu kararnameyi çıkartmayıp 1 Ocağı yasalardaki hükümlerle girmiş olaydık, bu kararnameyi ve hatta düşündüğümüz hayat pahalılığını eşit bölüştürme formülünü hayata geçiremeyecektik ifadelerini kullandığı başka basın organlarında da. Oysa bizim esas tepkimiz, bugün basın açıklamamda söylediği, artık biz hukuk devleti miyik, değil miyik? Yani bunu bilelim. Çünkü gördüğüm kadarıyla Ulusal Birlik Partisi zamanından başlayarak hükümetler her başı sıkıştığında icraatlarını yasa ile değil, yasa gücünde kararnamelerle çözmeye çalışmakta ve bir dayatmayla bizi karşı karşıya bırakmaktadırlar. Ulusal Birlik Partisi de 2010 yılından 11 yılına geçerken ki muhtemelen onun mimarı da Sayın Bakan'dı. Çünkü o günlerde Maliye Bakanlığı müsteşarlığı yapmaktaydı. Evet. Bir yıllığına önce 6 ay sonra ikinci 6 ayda hayat pahalılığını askıya almışlardı. Ve çalışanın 14.72'lik hayat pahalılığı hakkını, yasalardan doğan hakkını bu şekilde gasp etmişlerdi. O gün ona da karşı çıkmıştık. Bugün de bu hükümetin bu ikinci kararnamesi baktığınızda bir taraftan hatırlayın antrepolardaki uygulamaların temiz bir sayfaya çekilmesi adına antrepo affı çıkartmışlar. Bunun yanında vergi borcu olanların gecikme zamlarının ve vergilerin bir kısmının affıyla ilgili bir düzenleme yapmışlar ve yasayı yetiştiremedikleri için bunlar hep yasa gücünde kararnameyle hayata geçirmişlerdi. Ve Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı'nda açıklamalar vardı. İşte bir anda 50 milyon, toplamda 198 milyonluk bir kaynak devlet bütçesine girecek ama bunun yanında 236 milyonluk af yaptıklarını da gizlemektedirler. Ve bugün çalışanın alt gelir gruplarının refahını artırmak adına ben yine sizin bir programınızda bir ifade kullanmıştım. Robin Hood'culuk oynamaya başladılar demiştim. Bunu söylemektedirler. Çünkü iki aydan beridir Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı birkaç defa bunu seslendirdiler. Hatta göç yasasına karşı mecliste değişikliğine karşı ivedilik alınırken Sayın Başbakan meclis kürsüsünden de hayat pahalılığının eşit dağıtılması için çalışma içinde olduklarını söylemişlerdi. Ve ne yazık ki bu kararnameyi hazırlayanlar yalnızca hayat pahalılığının durdurulacağı kararını ürettiler. Bunun yerine konacak olanı işte basın aracılığıyla yalnızca dilde söylemektedirler. Ve Sayın Maliye Bakanı'nın dün yaptığı açıklamanın birine bakarsanız de 1 Ocak'ta oluşacak olan, ortaya çıkacak olan 6 aylık hayat pahalılığında dikkate alarak teknik çalışmalara başlayacak ve bunun sonucuna göre de ne yapacağımıza karar verecek demişti. Yani kapalı kalıplar ardında kendileri bir şeyler yapacak, kotaracak ve ondan sonra da sonuç budur deyip bizim önümüze koyacaklar. Böyle mi devam etmelidir? Ulusal Birlik Partisi bu yaptıklarının cezasını seçimde ödedi ve siz de biliyorsunuz 27 milletvekilinden 14 milletvekiliyle sandıktan çıkabildi. Bugün hükümette olan partilerin de akıbetinin pek farklı olacağını sanmıyorum bu yaptıklarından sonra. Önemli olan hukuk devleti ise yasalara uymaktır. Yasalara aklınıza estiği gibi bu şekilde kararnameleriyle ortadan kaldırarak yeni durumları yaratmak değildir. Eğer yeni durum yaratılması gerekiyorsa bu ülkede bunu tüm paydaşlarla paylaşırsınız, düşüncelerinizi ortaya koyarsınız, paydaşların düşüncelerini de alırsınız ve uzlaşabildiğiniz noktada değişiklikleri hayata geçirirsiniz. Evet. Ama bugün ben yaptım oldum diyerek bir durumla bizi karşı karşıya bıraktılar. Peki şimdi bir kez daha isterseniz anlamaya çalışalım, aktarmaya çalışalım. Vatandaş, sade vatandaş gazete sayfalarından, haberlerden dün itibariyle gördü. Hayat pahalılığı uygulanmayacak 2015'te. Peki eski alıştığımız modelde uygulanmayacak. Eski alıştığımız modelde uygulanmayacak ama bakanın yaptığı açıklamaya göre ben doneleri ortaya koyayım siz değerlendirin. Aralık 2014 tarihi itibariyle son hayat pahalılığı oranı üzerinden yine hayat pahalılığı karşılanmaya çalışılacak ödemeleriyle birlikte. Ödemeler devam edecek. Yok hayat pahalılığı karşılanacak demedi Sayın Bakan. Yani, ama ödemeler oluşacak hayat pahalılığı oranının karşılığı olan rakam evet. Altında olmamak koşuluyla eşit dağıtacak dedi. Evet ama Aralık 2014.
Evet. 6 aylık dönem. Evet. 6 aylık periyot. Yani 1 Temmuz 2014'ten 31 Aralık 2014'e kadar geçen süre içerisinde oluşacak toplam hayat pahalılığı oranı. Peki. Örnek verelim. %5'lik bir hayat pahalılığı öngörülüyor diyelim. Her ay vatandaş bunu almaya devam edebilecek mi şimdi? Hayır, %5 almak diye bir söz konusu değil artık. Yani işte bu göre o sistemi durdurdular. Bir yıl süreyle o sistem çalışmayacak. Evet. Ve bunu yaparken de tüm ilgili yasalara atıfta bulundular. Şu yasadaki şu madde, şu yasadaki şu madde durduruldu diye. Yani bu maddeleri artık siz uygulayamazsınız bu kararnameye göre. Başka bir gariplik daha, ekonomik sıkıntı dönemlerinde hükümetlere verilen bir yetkinin bu ülkede ekonomik sıkıntı yoktur diyen veyahut da ekonomi iyiye gidiyor diyen bir başbakanın hükümeti tarafından gerekçe göstererek kararname çıkarılması da ayrıca üstüne düşünülmesi gereken bir durumdur. Daha mecliste, bütçe görüşmelerinde ekonominin iyiye gittiğini ifade ettiği, Sayın Başbakan kendisi kürsüden, devlet planlama örgütü verilerine bakarsanız da son 4 yılda ekonomimiz sürekli gelişmektedir. Ve biz bugün hayat pahalılığını ortadan kaldırırken ve yerine ne konacağını bir milletvekili tarafından basına rakamsal olarak yayınlanırken, ne kadar doğru bilmiyorum, bunu da Sayın Maliye Bakanı'nın, Sayın Birikim Özgür'ün, yani ismini vermekte bir sıkıntı yok çünkü kendi ismiyle açıkladı Sayın Birikim Özgür. Bu çalışmanın kendi çalışmalarına paralel olup olmadığını aslında söylemesini beklerdim. Ama onu da yapmadı. Biz teknik çalışmalarımızı bundan sonra tamamlayacağız. Bunun sonucuna göre nasıl bir uygulama yapılacağını açıklayacağız demiştir. Yani biz bildiğimiz gibi masa başında yapacağız, kotaracağız. Siz de önünüze ne konursa onu yemeye başlayacaksınız. Yani yapılan, bize söylenen budur. Şimdi, bizim karşı çıkışımız bu. Evet. Bu bir dayatmadır. Peki ortaya çıkacak olan tablo bir haksızlık doğurur mu? Çünkü daha önce şöyle bir söylem vardı. Mesela milletvekilleri maaş oranında zam aldıkları zaman 500 liralık bir hayat pahalılığı oranında bir artış aldılar maaşlarına. Öte yandan asgari ücretliye ya da yine kamuda çalışan, düşük baremde çalışan memurlara bakıldığında aldıkları oranlarsa çok çok düşük kaldı. Şimdi şöyle bir gelir adaletsizliği noktasında tabii ki milletvekiliyle örnek göstermek doğru olmaz ama üst primle en alt prim arasında muazzam bir uçurum var. Zaten maaşlar oranında bir uçurum var. Bir de artışlar noktasında bu uçurum daha da artıyor. Dolayısıyla bu adaleti düşük birimden maaş alanların lehine çevirme açısından böyle bir uygulamaya gidererek düşük maaşlı ya bir nevzu olsun rahatlama, bir refaha kavuşturma amaçlandığı ortaya çıkıyor. Açıklama böyle. Ve Sayın Birikim Özgür dün sosyal medya hesabı üzerinden, yine bugün medyada düştü, bir açıklama yaptı. Bir örnek verdi. Hemen paylaşalım, evet, takip edemeyenlere ve bunun üzerine isterseniz devam edelim. Sayın Milletvekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Birikim Özgür şöyle bir ifadede bulundu. Rakamlar konusunun tartışmalar yerine dedi ve bir örnek verdi. Son 5 aydaki enflasyonun %2.0.8 olduğunu söyledi. 6 aylık öngörülen enflasyon oranının ise %2.5 olduğunu belirtti. 2014'te uygulanan sisteme göre bir örnek verdi. Başlangıç maaşı 2099 lira olan bir lise mezunu %2.5 artış aldığında maaşı 52.5 lira artacaktı dedi. Ama 2015 itibariyle devreye girecek olan bu sistemle birlikte bu artış %7.1 olacak ve 149 liralık bir artış alacak dedi. Yani bir düşük maaşlının böyle bir avantajı olacağını söyledi. Yine benzer örnekleri başlangıç maaşı üniversite mezunluğu ve ilkokul mezunu yeni işe başlayan bir çalışanı örnek alarak vermiş ve artışların bir önceki sisteme göre daha fazla olduğu örneğini ortaya koymuş. Şimdi böyle bakıldığında olumlu görünüyor. Yani düşük baremden maaş alanın hayat pahalı oranında daha fazla bir artışı aldığı ortaya çıkıyor. Rakamlar bunu söylüyor ama size göre durum ne? Şimdi şunu söyleyeyim. Hak neye göre belirlenir? Yasalarda yapılan düzenlemelerledir, değil mi? Bugün yasalarımızda hayat pahalılığının 6 ayda bir oluşacak toplam hayat pahalılığının oluşan oran kadar maaşlara uygulanacağı ve yeni maaştan belirleneceği yazar baktığınızda. Bu kişilerin kazanılmış yasayla hakları değil mi?
Bunda değişiklik yapılacaksa oturup bu yasalar düzenlenmelidir. Ne şekilde yapılacağı da buna göre belirlenmelidir. Sendikalarla bundan 1,5 aylar önce Maliye Bakanlığı bir görüşmesinde böyle bir düşünceleri olduğunu ifade etti. Ama bu düşüncelerini oturup da müzakere etme gereğini dahi duymadılar. Ondan sonra devamı için. Belki farklı seçenekler ortaya çıkardı. Belki yasalarda yapılabilecek başka değişiklikler, düzenlemeler vardı. Ve o zaman yeni yasalara göre yeni durumlar ortaya çıkardı. Ama hiçbiri yapılmadı bunların. Ve hükümet oturdu bir gün dedi ki biz bir yıllığına yasalarda var olan hayat bağlı uygulamalarını durdurduk. Sonra da basın aracılığıyla dendi ki merak etmeyin biz sizin haklarınıza bütçede öngörülen kadar parayı sizlere dağıtacak ama bunu eşit vereceğiz. Şimdi hakkı olan hakkını aldı mı yoksa haksız bir kazanç mı söz konusu? Bunu neden yasayla yapmazlar o zaman? Peki. Tartışılsın bakın. Evet. Tartışılsın. Neden yasayla yapılmadığını söylüyorsunuz? Tabii ki. Çünkü eğer yasayla yapılmaya çalışılaydı, bu hem kamuoyunda hem de mecliste tartışılacaktı. Ve belki istedikleri gibi değil, daha farklı düşüncelerden hayata geçecekti. Peki size göre olumsuzlukları nelerdir? Şimdi yasa kısmı bir başka soru. Şimdi şöyle bir şeydir. Biz çalışanlar kazançlarımızı bölüşeceksek kendimiz neden yapmıyoruz? Da bir başkasının yapmasını bekleyelim. Ne yapılabilirdi hayat pahalılığı noktasında? Bugün yasada verilmesi gereken bir hayat pahalılığı vardı. Eğer siz alt gelir gruplardan öngördüğünüz ücretlerle refahı yakalayamadıklarını düşünüyorsan ki bütün kesim, bütün ülke insanı bunu düşünüyor. Çünkü biz biliyoruz göç yasasına karşı ilk eylemlerde 80 binler meydanlardaydı. Halk kabul etmemişti ama meclis oturup 28 sayısı ile parmakla bunu yasa olarak geçirdi ve uyguladı bu ülkede. O zaman siz o insanların gelirini artıracak tedbirleri alırdınız. Ama yukarıda yani maaşı eski barem sistemi içinden olanların maaşından kesinti veyahut da hakkından kesinti yaparak onlara vermek sureti olmamalıydı. Ben bir şey söylerim, birçok yerde de söyledim. Hatırlayınız bundan bir yıl evvel 2012'den 13'e girerken hayat bağında bir uygulama yapılmıştı. Ve denmişti ki hayat bağlılığı oranı %4 küsurdur ama en alt gelir grubuna 100 TL'nin altında verilmeyecektir. Sayın Ersin Tatar Maliye Bakanı'ydı. En alt gelir grubuna denk gelen hayat pahalılığı 80 TL civarındayken devlet kendi kaynaklarıyla bu kişilere 20 TL daha fazla kaynak aktararak kişi başı onların gelirlerini daha fazla artmasına sebep olmuştu. Bugün de buna benzer bir yöntem neden izlenmedi? Sormak isterim. Neden izlenmedi? Ha, esas tepki benim en azından esas tepki bir dayatma ile karşı karşıya kalınmasındadır. Hayat pahalılığı eşit bölünecekseydi dahi bunun karşılıklı görüşülmesi ve yönteminin ne olacağının da net olarak bu kararname ile birlikte açıklanması gerekirdi. Bugün siz yalnızca durdurduğunuzu açıkladınız resmi olarak. Öyle mi? Ve bunu meclise sevk ettiğiniz yasa olarak geçsin. Durdurduğumuz, onun ötesindeki yalnızca söylemdir. Yalnızca söylemdir. Hayat pahalılığının karşılığı olan rakamın altında olmamak üzere diyor, eşit dağıtacak. Bu rakamı denetleyebilecek miyiz? Ben de onu sorarım. Yöntem gerçekten o mu olacak? Yoksa birikim Özgür Bey'in söylediği gibi bir yöntem var. Bak 149 TL'yi de bulmuş. Sayın örnek Özgür. Ver. Yeni başlangıç ücretleri, ilkokul, lise ve üniversite. Hepsine 149 eşit verilecek diye yapılmıştır. Evet. Neden 150 değil de 149? Demek ki kendileri bir teknik çalışma yaptılar. Ve bu tarz çalışmaya da öngörüleri 2,5'lik hayat bağlı üzerindedir. Zaten bu belirtmiş. Açıklama yapıldı. Evet, belirtmiş. Ha,
Neden yöntemde bu kararname ile birlikte yayınlanmadı? Uygulanacak olan yöntem. Ve top taca atıldı. 1 Ocak'tan sonra yapılacak teknik çalışmalar sonucuna göre. Yani bu da olmayabilir. Biz işte karanlığa kurşun sıkmaktır bu. Ve bunu kabul etmek istemiyoruz. Eğer bir şey yapılacaksa bu ülkede ve alt gelir grupları için geliştirme yapılacaksa taraf olmak isterik, düşüncemizi koymak isterik ve çıkacak olan uzlaşı sonucunda herkes payına düşeni alsın isteriz. Ama görünen olur ki her konuda ben yaptım oldu denmek istenmektedir. Göç yasasıyla ilgili bir hale rakam açıkladı Sayın Maliye Bakanı. O da kararnameyle yapılmıştı. Kişiler 231 milyon vergi ödemeyi taahhüt etmişler. 57 milyon da ödemişler. Çıkarılan kararnamede. O zaman affedilen vergi miktarı da diyor 120 milyondur. Resmi Başbakanlığın yaptığı açıklamaların sonuçlarıdır bunlar. Yani devlet alacağı 120 milyondan feragat etti. Sırf 57 milyon alsın diye. Ve bu yılı denk bütçesini sağlasın diye. Bu 120 milyonu tahsil etme yoluna gideydi, hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Peki edebilecek miydi sizce? Etmek görevidir. Edebilecek miydi ne demek? Yani bunu mu gördüler acaba? Edilemeyeceğini gördükleri için mi bu yöntemi seçtiniz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer bir kişi 5 yıl beyanname vermezse ve hala daha faaliyet gösterirse bu ülkede, gelirinin giderinin ne olduğunu bu devlet bilmiyorsa kapıları kapatalım. Çünkü bu ülkenin gümrük kapıları bellidir. Bu ülkeye hangi malların kimler tarafından ne kadar miktarda getirildiği, kaça geldiği, satışlardan elde edilen gelir hep kayıtlarda vardır. Denetimsizlik sonucunda bunu alamıyorsanız siz ve bu kişilere bağışta bulunarak gerçek yani gününde vergisini ödeyenleri de mağdur duruma düşürerek bir şeyler yapmaya çalışırsanız devlet yönettiğinizi nasıl iddia edebilirsiniz? Veyahut da size güven nasıl sağlanacak bu ülkede? Bugün olmayan budur. Ve ben diyorum kendi adıma, bu kararnameden sonra hayat pahalı uygulamasının ocağın ortasında bugün söylendiği gibi olacağına ben güvenmiyorum. Peki. Ben güvenmiyorum. Peki bu uygulanırsa memnun olur mu? Bilmiyorum. Güvenmediğim bir şey için. Bir şey söyleyemem ki size. Peki az önce Maliye Bakanı'nın açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? Maliye Bakanı şunu söyledi. Ben bütçeme bir rakam koydum. 3'tür, 5'tir, 1000'dir. Hayat pahalı için 2015'te bir ödenek koydum. Bu ödeneği aşmamak üzere ben bunu eşit dağıtacağım bu yıl. Söylediği budur. Daha fazlası olmayacak. Daha rakam fazlası belli. Bütçeye bir kuruşluk yük gelmeyecek. Ve bunun yanında bir şey daha söyledi. Hayat pahalının ötesinde diyor, alt gelir grubuna refah payı altında bir para daha vereceğim. Şimdi kendi içinde çelişme mi bu? Ya bütçeye hiçbir yük bindirmeyeceksiniz, ya hayat pahalının ötesinde refah payı vereceksiniz çalışanlara. Bu şu demek olabilir mi? Yani bu refah payı aslında rakamların eşit dağıtılmasıyla birlikte, hayat pahalılığının eşit dağıtılmasıyla birlikte daha yüksek maaşlarda, daha fazla oranlarla hayat pahalılığı alacak olanlardan elde edilecek, onlara verilmeyecek olan rakamın bu şekilde alt gelirleri paylaşımı anlamına mı geliyor? Bu şu demektir. Sayın Maliye Bakanı kendi içinde çelişmektedir. Ya hayat pahalılığı karşılığı olacak rakamı eşit bölüştürecek, refah payı için bütçeye yük bindirecek, fazladan verebilmek için veyahut da o eşit dağılımı yaparken ondan bir payı ayıracak, bütçeye hiçbir yük binmeden refah payı aldığı altında bir ödeme daha yapacak alt gelir gruplarda. Ama sonuçta Maliye Bakanı şunu diyor, ben bütçemde bugün ulaştığım rakamları artırmayacağım. Bir büyük yük bindirmeyeceğim. Yani kendi içinde senden alıp bana, benden alıp ötekine aktarmalar yaparak bir denklik sağlamaya çalışacak. Yani o aradaki uçurumu kapatmaya çalışıyor. Evet, kendisi de elini taşın altına koymayacak. Hep çalışan
elini taşın altına koyacak. Bizim yani ülkemizde. Şimdi bu açıklama özellikle düşük gelirli, alt gelir grubuna dahil olan çalışanın sevinmesi gereken bir durum değil mi size göre? Siz bunu mu söylüyorsunuz? Şimdi bugün için sevinebilir. Evet. Uygulamaya geçerse? Hayır, uygulamaya geçerse sevinebilir. Ama yarın onun başına geldiğinden olacak. Bu alışkanlık haline geldikten sonra ne hale gelecek? Sadece 2015 yıl için konuşuyoruz. Benim söylediğim en başta şudur. Böyle bir dayatmayı kabul edebilecek durumda değildik biz. Böyle bir düşünceleri varsaydı onu ortaya kollar, paylaşırlar, bizim düşüncelerimizi de alırlar ve ortak müştereklerde buluşur. Siz bu işin yasal yollarla olmasını, böyle doğru son dakika olmasını. Son dakika tüzükleriyle değil. Doğru yoldan olmasını istiyorum evet. Ben. Kalıcı olmasını istiyorsunuz. Evet. Zamanda. Yani belirsizlikler içerisinde de çünkü bugün, komitede konuşulacak, Ocak ayında ne olacağı belli değil. Tek net bir şey vardır. 2015 kararlı. Yılında hayat pahalı uygulaması durduruldu. Net. Kararname yapıldı. Mevcut meclis uygulama. Bunu, mevcut uygulama ve mevcut sistem durduruldu. Evet. Mevcut hayat pahalı. Hayat pahalı uygulaması durduruldu diyor. Verilecek olan adı ne olur bilmem. Şimdi bu noktadan sonra, bu uygulamadan sonra devlet yöneten hükümetin ne yapacağını ben bilmiyorum. Bana söylediklerinin de o doğru olacağına, uygulayacağına güvenmiyorum. Net söylüyorum ben. Bu kadar netim bu konuda. Bir tek net olanlardı. Kararnameyle hayat pahalı bitti. 2015'te almayacak. Geri kalan kısmı şu an itibariyle rasyonel değil. Net değil. Şeffaf değil. Ben beklerdim ki böyle bir uygulamayı hayata geçiriyorsanız bunun yerine ne koyduğunuzu da söyleyesiniz bize. Ve bu biz açıklama daha, sosyal medya üzerinden değil resmi olarak açıklanmalı ve bu kararnameye de tüzeyde dayatılmalıydı diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü biz kararname devleti olduk artık. Ocak ayından nasıl bir tablonun karşımıza çıkacağı belli değil. Yani bu kararnamenin yasal olup olmayacağını da bilmiyorum şu anda. 27 milletvekili var hükümetin, öyle mi? İkisi hayır derse bu kararnameye, bu kararname yasal haline gelmez, geçmez. O zaman Haziran'da ne yapacak? Veya 1 Ocak'taki hayat pahalı uygulaması nasıl olacak? Güveniyorlar mı kendilerine bu kadar? Buna onay alacaklarına. Doğrudur. Peki. Yani insanlarımızın refahının artırılması doğrudur. Evet. Bizim üstümüze düşen bir şey varsa da katkı koymamız gerekir. Bunda da hemfikirim. Ama bunun nasıl olması gerektiğini taraflar oturup birlikte müzakere ederek sonuç çıkarmalıdır. Kamu bunu için, söylüyorum. Kamu için konuştuk. 3 aşağı 5 yukarı gene bir şekilde hayat pahalı oranından nasibini alan kamu çalışanları. Bir de bunu yılda 2 defa toplanan asgari ücret tespit komisyonuyla oradan çıkacak bir rakama umut bağlayan binlerce çalışan için de düşünmek gerekiyor. Hayat pahalılığı sadece kamu çalışanları, kamuda çalışanlar için değil. Hayat pahalılığıyla ilgili olarak aslında yılda 2 defa toplanan işte asgari ücret belirleme komisyonunun aldığı kararlardan çıkan kararlar hiçbir şekilde asgari ücretle çalışanı memnun etmiyor. Çünkü gerçekten oldukça düşük rakamlarla hayat mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi veriyor asgari evet. ücretle çalışan. Bu bağlamda sizin yaptığınız girişimler de vardı. Son olarak rakam belli oldu ama güç bela bir rakam ortaya çıktı. Bu yine sizin devlet planlama örgütünün endekslerinin çok altında kaldığını söylediğiniz bir rakam olarak ortaya çıktı. Ocak ayında bu komisyonun yeniden toplanması gündemde. Şimdi her ay bir şekilde her ne kadar bu hayat pahalı uygulaması durdurulsa da 149, 150 ya da rakam neyse bir şekilde hayat pahalı her ay kamu çalışanına yansıtılacak. Ama asgari ücretli her ay bu zammı tek başına yüklemek durumunda. Tek başına omuzlarında yükleniyor. Hayat pahalılığından nasibini alamıyor. Doğru. Yılda bir ya da iki defa komisyon toplanacak. O komisyondan bir rakam artık ne uygun görülürse işveren zam yapılmamasını önerecek. Hükümet de arayı bulmaya çalışacak. Yok, hükümet siz arayı bulmaz. Ya da, yok, ya da lütfen bunu kabul etmem kesinlikle. Tamam. Biz yaşayanlarız. Hükümet masaya bir rakam koyup bunun kabulünü isteyecek. Onu şimdi size bırakacağım. Tabii o sizin yorumunuz ama hani yorum değil, yaşadığım gerçekler değil. Şunu söylemeye değil. Çalışıyorum. Görev olarak yani usulen nedir görevi hükümetin? İşverenle işçi temsilcisi arasında bir şekilde... Hayır, taraftır. Ama şu an itibariyle öyle. Olması gerekeni söylüyorum. Masada bugün
taraftır. Ben hani olması gerekenden bahsediyorum. Yani bugün itibariyle taraf diyorsunuz. Sizin yorumunuz taraftır. Bu şekilde. Şimdi bir de açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Hemen onu da sıcağı sıcağına paylaşayım. Önemlidir. Özellikle asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak bir değerlendirmesi vardı. Bunun artık bir değişikliğe uğraması gerektiğinde bir ifadesi var ilgili bakanın. Şu anda bulamadım. Tekrar bu konuya döneceğim ama bu konuda bir git gel yaşanıyor. Özellikle son dönemde sendika zammın uygulanmasının gecikmesi neden olarak gösterildi hükümet tarafından. Hatta sendikanın bu pozisyonda bir şekilde günah keçisi ilan edildiğini daha önce konuşmuştuk. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunun sebebi biz olduğumuzu ben kabul etmiyorum. Ben açık söylerim. Ama siyasi makam tutanlar medya önüne her çıktıklarında birilerini hedef göstererek suçlamayı marifet sayar artık. O duruma geldik. Eğer yalnız hayat pahalılığı kadar asgari ücreti artırmak yerine verilerin ortaya çıkardığı asgari ücretin asgari ücret olarak belirlenmesine hükümet evet demiş olaydı, Ağustos ayında gerçek, herkesin kabul edebileceği ve makul karşılayacağı bir asgari ücreti belirlemek çok kolaydı. Mümkündü de. Ama devlet masaya Ocak ayında 1560 belirlenirken de aynı yöntemi Ağustos'da da bir rakam koydu ve bunun kabulünü talep etti bizden. Ama gerçekler hiç de o rakamların kabul edilmesi gerektiğini söylemiyordu bize. Rakamın daha yüksekte olması gerektiğini söylüyordu. Bundan dolayı da biz hükümetin bize yapmış olduğu bu dayatmayı reddettik masada. Ve daha sonraki müzakerelerde kerhen de olsa bak o gün de söyledim bugün de söylerim. Yapacak başka bir şey kalmadığından dolayı 1675'te uzlaşmak zorunda kaldık biz. Tüm işveren hiç artmaması gerekir noktasında idi. Sayın Bakan da toplantıyı açarken, uzlaşı toplantısını açarken, Ocak ayında da 2015'in ilk asgari ücret belirlenmesi için toplantıya çağıracağını komisyonu ifade etti. Yine çağrısını yapacağını. Onu bekleyeceğiz, Ocak geldi. Ama bundan hemen sonra başka bir şey daha yaptı Sayın Bakan. Asgari ücret yasasında değişiklik yapılacağını basınla paylaşmaya başladı. Bizimle de paylaştı. Son olarak bunu söylemiş. Asgari ücret konusunda yasal değişiklik gerektiren başlıklar var demiş ama bunu... iki başlıkta topladı Sayın evet, Bakan ama temelde. Bunu empoze yoluyla değil, ilgili makamlarla görüşerek zaten gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Asgari ücreti empoze yoluyla kendileri belirlemek için yetki almaya çalışırlar. Asgari ücret tespit komisyonu 3 defa toplanıp bir karar üretemezse... hükümetin asgari ücreti belirlemede yetkili olmasını önümüze koyacaklarını ifade ettiler. Yani bu kabul edilebilir mi sizin tarafınızdan? Hayır, edilmez. Ben şahsen etmem. O zaman asgari ücret tespit komisyonu diye bir komisyon kurmasınlar. Zaten bu gidişler olacağı benziyor. Hükümetler belirler desinler. Hükümet de otursun günahıyla, sevabıyla belirlesin asgari ücretini. O zaman sendikaların bu noktada nasıl bir fonksiyonu kalır? Çünkü o zaman şu vardır. Ya bizim dediğimizi kabul edeceksiniz, ortak olacaksınız veya biz belirleyecek. Bize söylenecek olan budur. Şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki hükümet baktı bu çıkmaz böyle devam edecek. Nasıl hayat pahalılığı endeksini, kamu yapılacak olan maaşları vesaire vesaire hükümet belirliyorsa bu noktada şu gündeme gelecek. Sendika yine önerisiyle gelecek. İşveren de önerisiyle gelecek. Kendi arasında devlet yetkilileri, hükümet karar verecek ve rakamı bir şekilde halka duyuracak olan bu. Yine kapalı kapılar arkasında nelerin konuşulduğunu yine kimse bilemeyecek. Allah toplantılar açık yapılsın. Ben burada söylediğimi o masada söylerim. O zaman yine bir komisyon açık mantığı yapılsın. Ortaya çıkacak yani. Hayır. O zaman şunu desinler. Biz sosyal tarafların görüşlerini alarak hükümetler belirler desinler. Etsin. Biz de gidelim düşüncemizi elde ettiğimiz verileri koyalım masaya. Peki bugünden bizim düşüncemiz budur diyelim. Teşekkür ederim. Gidelim. Zaten bugün de bu olmuyor mu? 3 aşağı 5 yukarı öyle şimdi oluyor. Bugün, sadece yüzle görüşüyorsunuz. Bugün yapılan şu vardır. Bir rakamda uzlaşmamız gerekir. Bakanlar Kurulu'nun bunu ilan edebilmesi için bir rakamın ortaya çıkması gerekir. Ama o zaman nasıl yasalar yapılırken alt komiteye giderek, görüşlerimizi sunarak bize teşekkür ederler katkılarımızdan dolayı gönderirler ve arkasından da bildiklerini yaparlar ve aynı yöntemi buraya getirmeye çalışırlar. Ben öyle algıladım. Gideceğiz, anlatacağız, görüşeceğiz. Uzlaşamadık diyecekler, dönüp bildiklerini yapacaklar. Sayın Bakan bu konuyla ilgili yasal değişiklikler derken aslında bu önemli. Yani birincisi budur. Evet.
İkinci değişiklik şudur. Formasyonu olan, yani kendini geliştirip bir meslek edinen veyahut da eğitimi olan bir kişi işe girerken asgari ücretle değil, asgari ücretin belli bir oran üstünde başlangıç maaşından işe girmesi düzenlenecek. Yani barem, demişti. Özelde barem sistemi. Barem denemez çünkü bir defa yapılacak bir şeydir. Yani artış yıl, olmayacak mı? Ondan sonrası iş yerinden ilgisine bağlı. Evet, ama işveren o kişi için değemeyecek. İşte bir üniversite mezunu kişinin asgari ücretten işe aldım değemeyecek. Bunu engelleyecekler. Bugün biliyoruz ki birçok iş yerinde 5-10 yıl çalışan mimar hala da asgari ücretten görünür. Bazı üniversitelerimizde profesörler asgari ücretten çalışır diye beyan verilir bu ülkede. Bunlar da gerçeklerimizdir. Sosyal sigortalarda bu şekilde. Evet, bunlar da gerçeklerimizdir. Bunlara bir tedbir olarak böyle bir düşünceleri vardır. Yani Sayın Bakan'ın yasaya bunu getirmek istedim. Bir başka hususta asgari ücret tespit komisyonunda üye gönderen yapıyı değiştirmek isterler. Yani örneğin işçi tarafından 5 üye, en çok üyeye sahip teşkilat tarafından gönderilirken şu anda Hürriyet olarak biz, bunun 3 farklı sendikal örgüt tarafından gönderilmesini getirmek istiyorlar. İşverenleri de 5 değişik işçi örgütünden birer temsilci olarak gönderilmesini öngörüyorlar kendi kafalarında. Yani tek bir ağızdan ses vermek yerine çok sesin çıkacağı bir yapıya dönüştürmek isterler. Daha kolay hareket etsinler diye düşünüyorum. Şimdi yani biliyorsunuz ki kamuyla özel sektör kıyaslandığında özel sektörde çalışanların en büyük hayali özellikle ülkede kamuya bir şekilde girebilmek. Öyle ya da böyle bir şekilde kamuya tırnak içinde söyleyelim. Yani uygun bir söz değil ama halk arasında çok net kullanılır. Yani kapak atabilmek kamuya, devlete. Kamuya girmeyen iş bulamadı diye açıkta algılar bizim ülkemizde. Yani açıkta hissediyor kendini. Evet, öyle bir durum var. Geleceğinden öyle kuşku duyup yani güvenilemez ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da güvenilemez bir pozisyon itibariyle. Böyle bir algı var. Bunu kırmak için hükümetinde girişimleri söz konusu. Yani ya da en azından bu noktada bir girişimlerin olacağını bekliyoruz. Açıklamalar bu yönde ama şimdi bu noktaya yeniden bakalım. Bir yandan hayat pahalılığı uygulaması kamu çalışana öyle ya da böyle bir şekilde yansımaya devam ederken, belki de alt gelir grubuna bir avantaj sağlanması, pozitif ayrımcılık yapılması gündemdeyken, öte yandan da hala asgari ücret üzerinden bir şekilde maaşını alan, asgari ücretin üzerinde olabilir ama asgari ücreti üzerinden yatırımları yapılan çalışanın durumu da ortada. Her ay örnek verelim, şimdiki sisteme göre örnek verelim, %150 liralık bir artış söz konusu üniversite mezunu için, bir vatandaş için kamuya girmiş. Hayat pahalılığı yaşandı, o ay 150 lira aldığı maaş eridi. Üzerine 150 liralık bir katkıyla tekrardan aynı şekilde yaşamını sürdürebilmesi sağlanacak. O aradaki dezavantaj, enflasyon kapatılacak. Ama asgari ücretli çalışan 6 ay sonrasını en iyi ihtimalle 6 ay bekleyecek. 6 aylık fark. 6 veya 8 ay. 6 yani ay 8 ay belki 1 yıl. Belki 1 yıl da geçecek. Yıl. Evet. Ne olacak aradaki fark? Her ay 150 liralık bir kaybının olduğunu düşünün. Bunu tek başına cebinden ödemek durumunda. Parası her ay 150 lira azalacak bu sistemde. 150, 6 aylık konuşalım. 6 ay boyunca 6 çarpı 150, 900 liralık bir kaybı var. Ama 6 ay sonunda o 900 liralık kayıp fark olarak ödenmeyecek. Ödenmiyor da. Ödenmiyor. Sadece böyle bir fark oldu deniliyor. Yani dolayısıyla çalışanın durumu dünyanın pek çok yerinde de belki 3 aşağı 5 yukarı bilemiyorum gelişmemiş ülkeler için konuşacak olursak bundan çok farklı olmayabilir ama bu şekilde bu ülkede özel sektörde çalışacak insan ki zaten şu an itibariyle öyle çok zor bulmak imkansız hale gelecek. Şimdi bu aradaki fark nasıl kapatılmalı? Yani? Özel sektördeki durumu yalnızca ücrete indeksleyerek çözümlemek veyahut da yorumlamak doğru bir yaklaşım olmaz. Hani hayat pahalılığını konuşuyoruz, o da o açıdan çünkü bu konuyu açtım. Bugün insanlar özel sektörden kamuya giderken ücretinden dolayı gitmez. Hani benim kendi bildiklerim de vardır. Özel sektörde yüksek maaş alırken yarıya yakın maaşa kamuya gitmiştir. Evet. Çünkü başka avantajları var. Çünkü en büyük avantajı iş güvencesidir. Kamuda işe girerseniz emekli çıkana kadar işiniz garantidir. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle. Sosyal güvenlik primleriniz düzenli yatırılacaktır. Emekliliğinizde bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Grev hakkınız var. Ve evinize diğer haklarınız var. Yani izin hakkınız vardır, sağlık izinleriniz vardır, grev hakkınız vardır. Birçok hakkınız var, sosyal hakkınız var. Ki iş yasasına bakarsanız özel sektördeki tüm çalışanların da buna benzer hakları vardır yasalarda.
Ama önemli olan bizde yalnız yasada vardır. Pratikte bunlar yoktur. Ve en büyük nedeni ülkemizde, biz yanlışı orada yaparak, ücret üzerinden müzakereleri yapmak yerine kurumsal yapıya neden dönüşemediğimizi araştırmamız lazım ülkemizde. Özel sektördeki yapı kurumsal yapıya dönüşürse, o zaman insanların kamuya gitmek diye bir derdi kalmaz. Hatta bugün, kaçışlar başlar. Kaçış başlar. Bugün belli kurumsal yapılar vardı bizim ülkemizde. Bankalarda işe giren insanların %70'i o bankalardan emekli çıkar. Evet. Öyle mi? Bugün Turkcell'de işe başlamış bir kişinin Turkcell'deki işini bırakıp kamuya gittiğini pek duydunuz mu? Yani isim vermeden yine konuşalım ama kurumsallaşmış bir kurumdan. Hani onun için bankalar dediğim ve hatta GSM operatörüne kurumsallaşmış kurumlarda. Yani gelirini düzenli alabildiği, diğer sosyal menfaatlerini kuralına göre kullanabildiği, haklarını alabildiği, evet. Gelecek için endişe taşımadığı kurumlarda çalışan insanlar o kurumlardan ayrılmayı düşünmez. Çünkü eğer özel sektörde verime ve hizmete dayalı performansı öne çıkaran bir yapı kurulmuşsa, kişi orada verimli olduğu oranda gelirinin artacağını ve daha iyi şartlarda çalışacağını bilerek çalışır. Onun için ayrılmayı da düşünmez. Evet. Ama diğer yapıya dönüp baktığımız zaman biz, işte sanayi odasının üye iş yerlerine dönüp baktığımız zaman, ürettiği malı ne kadar süreyle üretip satabileceğini endişesi olan bir yapı. Çünkü ürettiğini satamazsa kapatmak zorundadır. Orada çalışan kişi de ne zaman işine son verileceğinin bilincinde olmadan çalışacak demektir. Bu yapı içerisinde veyahut da ticarette olan veyahut da esnafın içinde bulunduğu duruma baktığınız zaman yanındaki bir iki kişinin geleceğini, orada sürekli olabileceğini görmeyen bir kişi oradan ayrılmak istemeyecek mi? Tabii ki isteyecek. Nereye? Daha sağlam yapılara. Önemli olan bizim özel sektörümüzü de kurumsal yapıya dönüştürüp sermaye bütünleştirmesini yapabilir miyiz? Ve devlet de buna katkı koyabilir mi? Evet. Doğrudan gelir desteklerinden vazgeçip girdilerin ucuzlatılmasının artık konuşulması lazım bizim ülkemizde. Finansmana kolay erişim ve ucuz finansmanın konuşulması lazım. Şirket evlendirmeleri, dünya bir zaman bunu söylerdi, şirket evlendirmeleri derdi. Sermaye bütünleştirmelerinde devlet yardımcı olmalıdır, katkı koymalıdır ki kurumsal yapılar daha kolay oluşturulsun. O zaman özel sektörün önü de açılmış olsun. Mesela bir yazısı vardı geçtiğimiz hafta Sayın Profesör Doktor Ata Atun'un memur devletinin batışı şeklinde bir haberi vardı, yorumu vardı. Kendisini de programımızda ağırlamıştık. Orada şu ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Okumak da istiyorum bir kez daha. Özellikle kamuda çalışanlarla özel sektörde çalışanların arasındaki uçurumdan bahsederken pek çok örneklerin arasında bir de şu mesela izin günleri meselesini gündeme getirmişti. Çok küçük bir örnek gibi gelebilir ama önemlidir. Bir yıl içerisinde tatil, hastalık ve mazeret izinlerinin toplamı 100 iş gün civarında, buna 104 günlük hafta sonu tatilleri ve 15 günlük de resmi tatiller eklendiğinde geriye yıllık çalışma günü olarak sadece 146 günü kalıyor kamu çalışanlarının diyor Sayın Ata Atun. Yani memurlarımız yıl içinde yasalarla kendilerine tanımış tüm izinlerini kullanırlarsa sadece 146 gün çalışıp 219 gün tatil yapmakta. Buna karşın bütün bir çalışmış gibi bir de 13. maaşlarını almaktadırlar demiş. Yalnız bir şey söyleyeyim. Belki bu haksız bir eleştiri olabilir ama. Sayın Ata Atun. Bir noktaya dikkat çekmiş. Bir kısım çalışanın yaptığını bütün kamu görevlileri yaparmış gibi algılayarak bir yazı yazdı. Bu sadece bir bölümü. Diğerlerini okudunuz mu bilmiyorum. Hayır. Evet. Okudum. Tamam. Belli bazı insanlar sıkıntıda olduklarında, örneğin hasta olduklarında veyahut da ailede acı bir durum olduğunda kullanması gereken hakları müktesep hakmış gibi sürekli kullanmayı adet haline getiriyor. Suistimal ediliyor. Suistimal ediyor. Ama bunları suistimal edilmesine de amirler göz yumar bizim ülkemizde. Bundan dolayı bazı insanı alışkanlık haline getirir ve yıl içerisinde işte şu kadar hastalık iznim vardır, benim hepsini kullanacağım. Şu kadar mazeret iznim vardır, hepsini kullanacağım. Şu kadar iznim var, hepsini kullanacağım diyerek bu noktaya gider. Tabii genelleme değil bu. Yani bütün memurları bu şekilde zan altına bırakmak ya da bütün memurların işte... Şimdi bunu bu şekilde bir yazıda dile getirirseniz, kamuda 186 gün çalışırlardır.
Burada söyleniyor. O değil. Bir kesim vardır. Evet. Her iş yerinde. Hala birkaç... devam ediyor mu bu? Her bunun gibi suistimaller. Bu izin konusu hayır. Olmayabilir. Farklı konular. Her İşe iş gelmeme yerinde, gibi. Bak her iş yerinde bir iki kişi her zaman bulursunuz. Vardır. Yoktur dersek, ya hiç yoktur dersek kendimizi aldatırız. Ha önemli olan bu kişilerin uyarılabilmesidir. Veya buna zemin hazırlayanların hazırladığı zemini ortadan kaldırmaktır. Ama sorgulayabilmek. Bunun mümkün olmadığı görülüyor ki bugün en çok eleştirilen konulardan bir tanesi kamunun yapısı, kurum içi hizmet kalitesi, kurum içi ilişkiler gibi gibi. Yani topluma da yansıyan, çok ciddi aksaklıklar var. Bugün kamuda siyaset yasağı vardır, öyle mi? Bir kamu görevlisinin veyahut da kamuda çalışan diğer personelin siyasi partilere üye olması yasaktır. O zaman biri bana söylesin, siyasi parti geldiği zaman, hükümet olduğu zaman, bu benim adamımdır, bunu müdür yaptım, nasıl diyebilir? Yasak işte. O siyasi partinin üyesi değildir o kişi. Mümkün değil, olmaması lazım. Çünkü o kamunun tüm halkın hizmetinde olan bir çalışandır. Aslında tavuk yumurta ilişkisine benziyor bu iş. Onun için kimse kamu görevlisini eleştirmez. Bunu bozan yukarıdakilerdir. Ama bir de suistimal eden taraf var. Şimdi özellikle kamuyu karşılaştırdığımız için siz soruyorum. Siz zemini hazırlarsanız bunu kullanan muhakkak çıkacaktır. Ben 27,5 yıl kamuda görev yaptım. Peki kamu şunu mu söylüyor? Yani bakın, kamunun kuralları, düzeni şunu mu söylüyor? Ben bir örnek vereceğim suistimal size. Edebilirsiniz mi diyor yani hayır, çalışana da? Edenler hayır. için konuşuyoruz. Ama Sayın Atun'un yazdığı kamuda 186 gün çalışırlar, daha da isterler. Yok öyle değildir. Ben 27,5 yıl görevimde 4,5 gün hastalık izni kullandım. Bunun değeri sizi bulun. Bakın 27,5 yılda 4,5 gün şunu hastalık izni. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İzin konusunu açmak için değil. Hayır. Ya da herhangi bir hakların kullanılmasını söylediğim şunu söylemeye çalışıyorum. Yani suistimal edilebilen bir ve hala edilen bir yapı var. Bunda genelleme yapmak yanlış. Ha. Genelleme yapmıyoruz ama şimdi şu var. Bugün itibariyle engellemenin. Evet. Bakın konuyu biraz dışarıda açtık ama evet. Suistimal yapılmasını engellemenin yolu iyi bir denetimden geçer her zaman. Bizim ülkemizde eksik olan bir, iş yerlerinde işin denetimi, iki, bir işi üç kişiye yaptırmak istenmesi, üç, ki en önemlisidir, siyasi rant uğruna insanlara yaptıklarından dolayı göz yummaktır. Bunların önüne siz geçmediğiniz sürece bu suistimaller bu ülkede olacak. Yani bunu sebep olan çünkü... Belli bir dönem sonra gidip kapısını çalacak olanlardır. Mesela kamuda hem verimliliği artırabilmek hem hizmet içi kaliteyi artırabilmek için kurum içinde çalışanların da performanslarının da önemli olduğu bir yapı oluşturulabilse bugün belki özelle yarışacak, özelin belki çok daha önüne geçebilecek pek çok kurumda bir yapı ortaya çıkacak. Cevap verin. Ben sorayım siz cevap verin bu defa. 1,5 yıldır Ulusal Birlik Partisi zamanında, onun hükümeti zamanında başlatıldı. Daha sonra da yeni gelen hükümet ele aldı. Ve 1,5 yıldır Meclis Alt Komitesi'nde kamu görevlilerinin yeni yasası durur. Evet. Performansa ve verime dayandırılan bir yapı oluşturulacak o yasayla. Avrupa Birliği de desteğe alındı. Avrupa'daki düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıyor. Neden hala daha alt komitede tamamlanamadı? Siz verin mi acaba bunu? Bunu ben değil kimse veremez. Yok veririm. Çünkü sorumlusu değil yani. Hayır veririm. Çünkü o yasa gelirse üçlü kararname daraldılacak. Ama 1,5 yıldır üçlü kararnameyi iki katına çıkarttık biz ülkede. Ve bir madde vardır o yasada. Üçlü kararnameyle müdür atananlar o yasa geçse bile alınamayacaklar o görevden. Evet. Her gün bir başka gariplik yani, aslında. Yani bakın şu vardır. Siyasi partiler yine kendi siyasi rantları uğruna bu şekilde kamuyu devam ettirmek istiyor. Bu hangi siyasi? Önemli bir silah hala. Hala daha önemli bir silah ve bütün siyasi partiler bunu kullanmak istiyor. Bunu seçim meydanlarında söz verdikleri gibi üçlü kararnameyi ortadan kaldıracağız, siyasi partileri yasasını ve seçim halkı yasasını değiştirecek, bu ülkeye uygun hale getirecek dediklerini süratle ilk 6 ay içinde yapmış olaydılar. Birçok şeyi bugün tartışmayacaktık. Peki. Biz. Son olarak bir başka konuyla daha devam edelim isterseniz. Ne yazık ki geçtiğimiz dönemleri aratmayan bir dönemle daha karşı karşıyayız. Bu herhangi bir hükümeti ya da partiyi eleştirmek için söylemiyorum ama her geçen gün bir eylem.
eylem seslerinden mecliste milletvekilleri kürsüde hitap edemez oldu. O noktaya geldiler yine. Her çeşit eylemler görmeye başladık. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin omuz omuza meydanlarda ses çıkarttığı, eleştirdiği uygulamaların bugün itibariyle devam ettiği gerekçesiyle bugün, dün kendileriyle mücadele edenler bugün kendilerini karşılarına aldılar hükümeti ve eylemlerine devam ediyorlar. Yani yine istenmedik görüntüler var. Peki Hürriş olarak sizinle bir üyelerinizle ilgili olarak bir eyleminiz ya da bir greviniz söz konusu mu ilerleyen günlerde ya da yeni yıl itibariyle? Zaten Hürriş olarak biz diğer sendikalarla, yani bizim dışımızdaki teşkilatlarla da birlikte göç yasasına karşı bir mücadele içindeyiz. Onun temelinde yatan da iki unsur vardı. Bir, eşit işe eşit ücret uygulamasının ortadan kaldırılmış olması. İkinci bir sebep de göç yasası dediğimiz 47-2010 sayılı kamu çalışanlarının ayrı göç düzenleyen yasanın ülkede var olan ve devletin geliştirmekle yükümlü olduğu toplu sözleşme serbest pazarlık yöntemini ortadan kaldırmış olmasıdır. Sendikaları yok edecek bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır kamuyu. Buna karşı bir mücadele içerisindeyiz. Bundan dolayı bazı uygulamaları kurumlarda uygulatabilmemize rağmen devletin kendisinde hala daha uygulatamadık, yargıdayık ve mücadele içerisindeyiz. Toplu sözleşmeyle kazanmış bazı menfaatlerin verilmemesi. Oysa devlet kendisi 98 sayılı ILO sözleşmelerini bu ülkede yasalaştırarak devlete bir görev yükledi ve dedi ki serbest pazarlık yönteminin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır dedi devlet adına. Bunu yasa yaptık bizim ülkemizde ve anayasa aykırılığı aykırı olsa bile yürürlükte değil, iptal edilemez. Çünkü uluslararası bir anlaşmadır. Buna rağmen devlet kendi eliyle bu sistemi ortadan kaldırarak adımlar attı, yasa düzenlemeleri yaptı. Bunun iptali için bir mücadele içerisindeyiz. Ha bunun dışında toplu sözleşmelerimiz ve diğer sendika faaliyetlerimiz, üyelerimiz adına devam etmektedir. Evet. Sendikacılık bir mücadeledir. Yöntemleri değişse bile, müzakere masasında olur, yolda olur, sokakta olur, grev meydanlarında olur, olur. Ama bir mücadeledir. Önemli olan ülkeyi kırmadan, dökmeden bu mücadeleleri ileriye taşıyabilmektir. Biz bunu yapmaya çalıştık ama ne yazık ki hükümetler verdikleri sözleri dahi tutmaz oldular. İşte dün bir açıklama vardı. Yarın Narenciye'ye birliklerim Lefkoşa'dadır yine araçlarıyla. Neden? Sayın Başbakan bu insanlara 15 Aralık'a kadar hak ettiğinizi ödeyecek dedi diye. Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanları, kamuya girenler ve eti çalışanları yine meydana çıkıyor. Neden? Çünkü 15 Aralık'a kadar devlet onlarla da hükümet anlaşacaktı. Taleplerine cevap verecekti. Onu da yapamadı. Ve ilginçtir. Daha önce sözlü verdiği bu sözler tutulmadığı için son yazılı taahhütte bulundu Sayın Başbakan. Ve onu da yerine getiremedi. Şimdi ülke nasıl durulacak? Herkes her şeyden vazgeçip yukarıdaki bildiği gibi yapsın deyip arkasını mı dönmesi lazım insanın? Yok. Bu ülke hepimizindir. Herkes hakkını almak ister. Yasalar da bu hakları verdiyse talep edecek. Ha bir sıkıntı varsa biz en baştan söyledik. Geçmişte de söyledik, bugün de söyledik. Bir sıkıntı varsa bu ülkede bu sıkıntıyı hep birlikte tespit edip çözümleri de hep birlikte bulacak. O noktada üstümüze düşen bir şey varsa da yapacak. Peki. Ama bu yoksa ortada da birileri ben yaptım siz kabul edin diye dayatma yapacak, ona davet demeyecek. Bakalım bundan sonraki mücadele nasıl devam edecek? Sadece sizin açınızdan değil, 2015 kolay bir yıl gibi görünmüyor. Hem sendikalar açısından hem de hükümet açısından. Bu başlangıçta çok zor bir yıl olacak. Öyle görünür. Geçtiğimiz yılda aslında çok da farklı değildi bundan ama inşallah 2014'de aramayız. İnşallah aramayız. Biz öyle temenni edelim. Çok teşekkür ederiz sayın. Yok birçok yere baktığınızda şundu. Şöyle bir şey var. İrsen Küçük hükümetini biz o zaman çok eleştirdik. Yani siyasi görüşümüz yakın olmasına rağmen icraatlarını çok eleştirdik ama bugün o günü ararak diyenler çoğaldı. İlginçtir bu da. Evet, bir başka parantez. Çok teşekkür ederiz bir kez daha programımıza katkı koyduğunuz için.
Değerli izleyenler, odak noktasının bugün de sonuna geldik. Özellikle Maliye Bakanlığı'nın hayat pahalılığı uygulamasıyla ilgili olarak değişikliğe gitmesiyle birlikte yeni bir gündem maddemizde olmuş oldu. Bu uygulama kimleri nasıl etkileyecek? Bunları da masaya yatırdık. Öte yandan göç yasası, vergi affı, asgari ücret ve diğer konularla ilgili olarak da Yürüyüş Başkan, Genel Başkanı Sayın Yakup Latifoğlu'nun görüşlerini aldık. 2014 zor bir yıl olarak geçti ama 2015'te 2014'ü aratabilir gibi görünüyor dedi. En azından biz bu mesajı çıkarmış olduk özetle. Programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 12 gösterdiğinde yeni bir odak noktasında farklı bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.